dünya Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği, bize hayat veren en büyük varlığımız. Dolayısıyla korumak yine bizim en büyük sorumluluğumuz. Çevre Şehircilik Bakanlığımız tarafından, belediyelerimiz adına gerçekleştirilen birçok çevre yatırımının toplu açılışını yapıyoruz. Ayrıca bir de belediyelerimize araç dağıtımı da yapacağız. Yatırımın tutarı 2,5 milyar lira civarında. Bu yatırımda ne var? Atık su tesisleri var, güneş enerji santralleri var ve daha birçok eser var. Değerli misafirler, değerli katılımcılar, 16 yıldır devam ettirdiğimiz bir geleneğimiz var. Tek tek açılışlar yerine toplu açılış yapıyoruz. Bu bir mecburiyetten kaynaklanıyor. AK Parti iktidarının o kadar eseri var ki, tek tek açılış yapsak herhalde 30-40 yıl içinde tamamlayamayız. Onun için zamanı etkin kullanmak adına birleştirerek toplu açılışları tercih ediyoruz. Yatırımları teşvik eden, istihdamı arttıran, kayıt dışılığı azaltan bir vizyonla hareket ediyoruz. Enerji verimliliğini yaygınlaştırmak, yenilenebilir enerji kullanmayı arttırmak ana hedeflerimizden bir tanesi. Bugün yenilenebilir enerji kaynakları bakımından son 15 yılda yaptığımız yatırımlarla %34 seviyelerine ulaşmış bulunuyoruz. Enerjide dışa bağlı bir ülke olarak bunun kalkınmamız ve cari açığımızın azaltılması bakımından ne kadar önemli olduğu aşikardır. Artık Türkiye eski Türkiye değil. Türkiye artık günlük plan yapmıyor. 20 yıl sonrası için planlamalarını şimdiden yapan bir ülke haline geldi. Bütün kurum ve kuruluşlarıyla birlikte ortak vizyon belirleyebilen bir ülke haline geldi. Çevre, bütün insanlığın ortak yaşam alanıdır. Çevreye yaptığımız her yatırım aslında insana ve geleceğimize yapılan yatırım anlamına da geliyor. Daha temiz, daha sağlıklı bir çevrede yaşamak bütün vatandaşlarımızın, insanlarımızın hakkı. 24 Haziran'dan sonra meclisin rolü daha da artıyor. Çünkü artık yasaları meclis yapacak. İcra, Cumhurbaşkanlığı bütçe dışında kanun teklifi dahi veremeyecek. O yüzden meclisin güçlü olması, icranın daha etkin çalışmasına da katkı sağlamış olacak. Yürütme, daha demokratik bir siyasetle Türkiye'nin gelecek hedeflerini daha kolay sağlamış olacak. Yeni dönemde çevre sorunlarına ve iklim değişikliğine karşı tedbirleri sürdürmeyi, gelecek kuşaklara bir sorumluluk olduğunu biliyoruz ve buna göre hareket ediyoruz. Yerel yönetimlerin altyapı projelerine daha fazla kaynak aktaracağız. Geçmişte özellikle büyük şehirlerimiz gecekondulaşma, sağlıksız yapılaşma,
nedeniyle büyük sorunlarla karşı karşıya kaldılar. Son günlerde çıkardığımız tarihin en büyük imar barış yasasıyla beraber vatandaşlarımızın yıllardan beri devam eden köklü ve kangren hale gelmiş bir sorununu da inşallah gündemden çıkarıyoruz. 13 milyona yakın hanenin, iş yeri, konut gibi büyük bir kitleyi ilgilendiren imarla ilgili bu sorun son yaptığımız düzenlemeyle inşallah tamamen ortadan kalkmış olacak. Bu bir milat olacak, bir çizgi çekilecek ve ondan sonra da artık bu gibi teşebbüslere müsamaha gösterilmeyecek, izin verilmeyecek. Eğer bu konuda duyarsız davranan yerel yöneticiler olursa, görevini layıkıyla yapmayanlar olursa, bunlar da çok ağır bedeller ödeyecek. Yasada buna da imkan veren düzenlemeler yaptı. Az önce bakanımızla konuştum. 8 Haziran itibariyle imar barışıyla ilgili müracaatlar resmen başlıyor. Yönetmelik düzenlemesi de hazırlandı. Bugün yarın yayınlanmış olur ve cuma gününden itibaren Bismillah deyip vatandaşlarımız gerek e-devlet kapısından yani internet üzerinden müracaatlarını yapabilecekler. Yoksa öyle tercih etmeyenler varsa onlar da bulundukları şehrin, ilçenin çevre şehircilik müdürlüklerine, birimlerine müracaat etmek suretiyle bu işlemi yaptırabilecekler. Ne zaman ne kadar devam edecek? 31 Ekim 2018'e kadar devam etmiş olacak. Ama benim vatandaşlarımdan özellikle talebim bir an önce müracaatı yapmaları. Çünkü müracaat geciktiği zaman değerlendirme de geç olacak. Sorun var olmaya devam edecek. O bakımdan mümkün olan en kısa zamanda müracaatlar yapılırsa bu şekilde de hemen bakanlık çalışmaları devam edecek, yapı kayıt belgesini verecek ve ondan sonra da var olan mahrumiyetler ortadan kalkacak. Mahrumiyetlerin ne olduğu bütün yasada detaylarıyla yazılıyor. Elektrik bağlanamayan binalar var, doğalgaz bağlanamayan binalar var. Efendim su kanalizasyon hizmetlerinden dahikiyle yararlanamayanlar var. Kat mülkiyeti olmayanlar var. Efendim tapuyla ilgili sorunlar olanlar var. Kamu arazisine ev yapıp onlarla ilgili sorunlar var. İmar aykırılıkları var. Velhasıl aklınıza ne gelirse her türlü anlaşmazlığı çözüme kavuşturan reform niteliğinde tarihi bir düzenleme. Bunda bir tek şu yok. Bir vatandaşın arazisine gidip haksız bir şekilde bir bina yapmışsanız ona çare yok. Onun sahibi rıza göstermedikten sonra burada devlet olarak bizim yapacak bir şeyimiz yok. Bir de bir iki istisna var. Tarihi Yarımada'nın, efendim Çanakkale şehitliğinin korunması gibi bu alanların dışında bütün bu imar aykırılıkları, imarla ilgili sorunlar inşallah bu yasayla halledilmiş olacak. Vatandaşla tekrar el sıkışılarak kardeşçe yolumuza devam edeceğiz. 2 hafta içinde ilana çıkıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
İstanbul, Edirne, hızlı trenle de Kazma'yı inşallah bir iki ay içerisinde vurmuş olacağız. Böylece Avrupa ile hızlı tren ağlarımızı hem Anadolu'da hem de Balkanlar'da devam ettirmiş olacağız. Evet, Mardin Kızıltepe'deki yatırımın tutarı yaklaşık 318 milyon. Atık su arıtma tesisi. Buyurun, mikrofon sizde. Evet, hazır mıyız? Ses yok. Hazır mıyız arkadaşlar? Ya Allah, bismillah. Eserler hayırlı olsun diyoruz ve kesiyoruz. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar, Başbakanımız Sayın Binali